Merhaba arkadaşlar, bugün hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Ben bugün çiçeklerimi anlatmak istiyorum. Ve sabah nasıl bakıyorum, nasıl bir su veriyorum. Bakın şu güzelliğe. Bakın arkadaşlar, dolu dolu bir sebze, çok güzel. Maşallah, bakın bebeklerimize. Bu ikinci kez verdi bu kadar bebeği. Bakın şu büyük olan bebeği arkadaşlarım. Bakın çok güzel. Hepsi çiçek açmış sükulentlerimin. Çok güzeller. Şu sebzeyi de bu tarafa geçiş yaptıracağım, çekeceğim. Bakın arkadaşlar, çok güzel, verimli, suyunu güzel verirseniz, hani yağmurlarda falan çok ıslanır diye vermiyorum. Ama burası su almadığı için bakın toprağı kupkuru ve yaprak kurutmuş arkadaşlar. O yüzden bu saksıya vereceğim su. Sabah veriyorum, öğlen kurusun diye toprağı, sorun yaşamayalım diye. Sukulentlere her zaman ben sabah veriyorum. Çok geç kaldığım zaman da akşam ferahına veriyorum, yazın. Bakın. Çok güzeller maşallah. Burada hangi renk acaba? Kalan şu. Çok kırmızı olmuş diye. Bakın kaktüslerim kendine geldi. Güllüm bakın yapraklandı hemen. Tabii ki hep ara ara çay suyu veriyorum arkadaşlar. Kışın çok bitki ilacı kullanmıyorum. Baharda kullandım da. Bir de sonbaharda kullanıyorum. Kış geriminde o kadar hani havalar iyi giderken kullanıyorum. Bakın şu güzellikleri. Çok tatlı oldular. Bakın arkadaşlar. İçeride hallettim. Bunları da içeride bitmeye çalışıyorum. Bakın milliğim kendine geldi arkadaşlar. Çünkü suyunu ben düzenli verdim. Toprağı kurudukça. Kendine geldi şimdilik. Burada güneş çok güzel geliyor bu odaya. Sabah güneşi alıyor arkadaşlarım. Menekşelerime sormuşlardı arkadaşlar, hem de onlara da bilgi vermiş olayım menekşelerime tekrar. Menekşelere ben şey vermiyorum, kışın vitamin falan vermiyorum arkadaşlar. Toprağına karışım yaptım, o kadar toprağını güzel yaptıktan sonra vitamine yok, böyle ev yapımı kompost vitaminleri vermenize gerek yok arkadaşlar. Çünkü menekşeler yaprakları sinekleniyor ve çürüyor. Yani kolay sinekleniyorlar, hastalanıyorlar arkadaşlar. O yüzden ben öyle bir şey vermiyorum. Bakın toprağı çok geçirgen ve solucan gübresi toprağına veriyorum arkadaşlar. O yüzden bunlar açtı, dinlenmeye geçti. Bakın yaprakları bol oldu. Yine de tomurcuklandılar aslında. Bakın yaprak güzelimi. Yaprak güzelim, bakın susamış, bayağı susamış. Ona da vermedim, bayağıdır vermedim. Şimdi ona da vereceğim su. Bakın telgrafım da susamış. Toprakları kuru zaten, belli arkadaşlar. Çok hani şey yapmayınca vermiyorum, susamayınca vermiyorum. Çünkü içeride çok hastalanırlar, böcekleniyorlar toprak kurumazsa arkadaşlar. Bakın bardak menekşemi budama yaptım, çok güzel çiçekleri olsun diye. Tekrardan kökünü atmayın arkadaşlar, öldü çürük diye. Çünkü eski yapraklarını atmak istiyor. Attığı zaman bakın böyle sonuç. Cam düzenim de güzel görünüyor şimdilik. Bakın menekşelerimdeki görünümü. Maşallah gerçekten. Yani
ilk istemiyor. Yerlerini ayarladıktan sonra, suyunu falan güzel düzen verdikten sonra menekşeleriniz güzel gidiyor arkadaşlar. Yani onu bileceksiniz. O yüzden arkadaşım için bir daha bilgi vermek istedim. Aslında videolarımda ben anlatıyorum nasıl verdiğimi, çiçeklerime nasıl baktığımı, konumlarına kadar anlatıyorum arkadaşlar. İzlerseniz çok sevinirim. Bakın bu çiçeğimdeki şu güzelliği. Yani ben kendi yaptığım durumları anlatıyorum. Şunu katayım, bunu katayım. Hani katmıyorsam da katıyorum diyemiyorum. Yani kattıklarımı da gösteriyorum arkadaşlar. Çünkü yaşadığım şeylerden dolayı, tecrübeden dolayı. Çünkü ben de bazen o gerçekten o kürler, yok şu patates suyuydu bilmem ne iyi mi geliyor diye yaptım. Çok böceklendiklerini gördüm. Hep topraklarını değiştirdim o sene. Topraklarını değiştirdim. Kurtardım. Yani yaptığım şeyler, kendi yaptıklarımı, çiçeklerin neyi sevdiğini denetledikçe öyle uygulamalar yaptım arkadaşlar. Topraklarını tabii ki çok güzel geçirken bol vitaminli toprak yaparsanız hiçbir sorunu yok arkadaşlar. Müthiş güzellikleri. Güneş de gitti. Kenarları pembeleşmiş. Mavi oluyordu kışın. Sukulentimin yakut kolyem çok güzel olmuş arkadaşlar. Allah'ım, aman Allah'ım, şu renklere bakar mısınız arkadaşlar ya? Bu tarafta göstermek istedim size. Bakın. Bakın arkadaşlar ya, çok tatlısınız siz. Ay, görünce böyle içim gitti, üşümüşler. Bakın güzelliklerini, renkleri gelmiş. Bugün bir hava, güneş açıyor, kapanıyor. Yağmur var. Bakın şunun rengine. Çok tatlısınız siz. Bayıldım size. Bugün de burayı göstereyim istedim. Sularına verdim tabii ki. Bakın su verince güzelliklerine bakın arkadaşlarım. Bir arkadaş sukulentlerimi göstermemi, yani biraz yakın çekim yapmamı istedi. Yani bol göster, hemen hızlı geçme istedi. Hem öyle olsun, hem bugün böyle bir video olsun. Menekşelerimi anlatayım istedim. Buradaki menekşelerimi de göstereceğim. Çiçek açmıyor diye sormuştu kendisininki. Bugün hem tekrar göstermiş oluyorum menekşelerini. Hem temizlik yapıyorum bir yandan. Camı açınca, hani çamaşır suyu kokusu gitsin diye açınca rengi gördüm bal dedi. Hemen telefonu aldım, videomu tekrar başladım arkadaşlar. Camdan cama video yapıyorum arkadaşlar. Sırayla yani. Bakın. Menekşelere yaprakları için arkadaşım ben şey verdim. Güzel yapraklanması için solucan gübresini sulandırdım da verdim. Bir ara yapraklarını bol verdi. Sonra çiçek açmaya başladı tabii ki sonbahardan sonra. Yani bunu söylemek istiyorum. Bunların konumu çok önemli. Yerleştirdiğiniz zaman çiçek açması da duruyor. Ben topraklarını yapıyorum arkadaşım. Söylediğim gibi solucan gübresi olsun. Fazla gübre kullanmadım. Yanlış koyun gübresini tabii ki çeri kullanamadığım için bunlara solucan gübresi kullandım. Bir de ki bayağı üzerinden geçtiyse saksının toprak değişimi, o zaman sonbahar ve ilkbahar başında çiçekler açmadan önce solucan gübresini sulandırdım arkadaşım. Öyle verdim. Yani topraklarda bol geçirgen olduktan sonra, yerini ayarladıktan sonra size sürekli açmayalar doyamıyor arkadaşlar. Sürekli tomurcuk açıyor. Tabii ki yaprak gelişimini geliştirdikten sonra, doldurduktan sonra arkadaşlar. Yani acele etmenize gerek yok. Bakın. Yerini seviyor. O tarafa aldım, hemen küstüydü. Bak, bu tarafa alınca
Menekşeler gerçekten yer değiştirince küsme yapıyorlar arkadaşlar. Yazın bakacağız. Bunlar burada kalır. O güneştekileri ben kuzeye almayı düşünüyorum. Bakalım böyle arkadaşlarım. Bugün de böyle bir şey anlatmak istedim. Kısa da olsa arkadaşıma bilgi olsun diye. Menekşelere çok kür falan vermeyin arkadaşım. Böceklenme yapıyor çünkü içeride olduğu için sineklenme, böceklenme zaten onu çürütüyor, götürüyor. O zaman da ilaçlamalar yapıyorsunuz tabii ki. Böyle arkadaşım. Ben içeriye hiç koyun gübresi kullanmam. Çünkü koku yapar, ağır oluyor. Sadece solucan gübresi ve bol geçirgenli topraklarını alın, yapın. Akıllı gübreler var. Onlardan katabilirsiniz. Ben katmadım. Topraklarda varmış. Bir tane toprak aldım. Onda varmıştı. Katmadım arkadaşım. Böyle. Burayı tekrar göstereyim size. Buradan da videomu kapatmaya çalışırız arkadaşlar. Bakın para çiçeklerimi yakın aldım arkadaşlar. Para çiçeklerim de işte bunlar. Çeşitlerim. Bunları da yakından göstereyim size. Bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlarım. Bakın arkadaşlar, sukulentlerim. Pollux bebek açmış. Bakın şu da güzelleşmiş. Kendine geliyor arkadaşlar. Hepsi bebek ve çiçekler durumlar. Bakın bunlar da kelle alımından oldu. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl büyüdü bebekleri? Kelle almıştım. Bakın lila kina çok tatlı bebekler oluşturdu ve güzel renklenmişler. Bayağı üşümüşler arkadaşlar. Bakın çiçeklerini. Çok güzel. Arkadaşım bunu sormuştum, çiçekleri kırmızı olan isim olarak. Baharda bunlar fena coşacak ve çok güzel büyüyecekler arkadaşlar. Saksı dolup taşacak. Bakın. Böyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. İzleyip takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.